Yani 5 aydır Malatya'da şey yapıyordu. İçinde yer aldığı tim Hakkari, Kuzey Irak'a gitti. O da onlarla birlikte götürdüler onu da. Saat 11:50'de öğle yemeğine otururken kendi silahını da çenesinin altına koyup öldürülmüş. Cenazesi pazartesi sabah karayoluyla sivil bir araçla getirildi. Orada da işte bizim bir sürü şüpheli, şaibeli durumlar var. İşte evladımıza teslim ettiğimiz bir yerde neden böyle bir muamele ile naaşının getirildi? Bizim için yaralayıcı bir durum. İntihar şüpheleri devam ediyor. Biz bu intiharı zaten kabul etmiyoruz. İntihar kelimesini şeyini kabul etmiyoruz. Biz cenazeyi getiren kişiyle sürekli irtibat halindeydik. Cenaze Adıyaman'a girmeden bize bilgi verin, biz gelip cenazemizi karşılayalım, kendimiz alalım diye. Bize herhangi bir bilgi verilmeden direktmen mezarlık morguna götürüp indirilmişti. İndirdikten sonra gidiyorum diye bize bir bilgi verdi. Ben de gidip kendisine şey yaptığımda gelen askeri personel komutan şehittir dedi. Sonra biraz daha geçti, intihar ettiğini söyledi. Biz bir buradan şüphe var. Niye şehit deniliyor sonra niye intihar edildi diye şeyler bize söylenildi. Diğer şüpheler çünkü ciddi şüpheler var. Olayın gerçekleştiği zamanki üzerinde elbiseleri bize verildi. Üst elbiseleri kamuflajın alt kısmı var ama üst kısmı yok. Gömleği, atleti yok, çorabı yok. Ateşli silahla ölmüşse kan bütün elbisesine sıçraması gerekirdi. Elbisesinde kan yok, ayakkabısında kan yok. Palas kası bir kere kamuflajından çıkartılıp kolonayla silinmişti. O şekilde poşetin içine konulmuş. Çocuğun iç çamaşırı kendi kullanmış oldu işte üzerinden elbiseler alındı. O iç çamaşırı bile yeni kullanılmamış olan iç çamaşırla değiştirilmiş. Uzman çavuş orada almış olduğu bilgiler çerçevesinde intihar zamandaki üzerindeki elbiseler imha edilmiş. Yani bunlar ise bizim şüphelerimizi daha çok arttırdı. İşte annesinin bize aktardığı bilgi, kız arkadaşı taziyeye geldi, onun bize aktardığı bilgi. Malatya'daki aynı timde yer alan komutanı defalarca çocuk kendisi sağlıkçı olduğu için sağlık olarak görevini devam etmek istemiş. Oradaki komutanı bunu vatan hainliğiyle suçlamış. Eğer sen silah almazsan, operasyona gelmezsen, time katılmazsan seni vatan haini ilan ederiz diye tehditler etmiş, küfür etmiş, hakaretler etmiş. Yani bunlar ise bizim şüpheleri artırıyor. O komutanla birlikte aynı timle Hakkari'ye gittiler. Yani kendisine hakaret yapan ve bu tür vatan hainliğiyle itham eden komutan onunla birlikte Hakkari'ye gittiler. Oradan da Kuzey Irak'a geçen komutan. Bunlar ise bizim şüpheleri artırıyor. Bir de intihara girişebilecek bir çocuk değildi. Sevgilisi vardı. Sevgilisiyle her gün konuşan, dakikalar öncesi sevgilisiyle konuşmuş, işte evliliğe yönelik planlar yapmış. 2 gün önce babasına para göndermiş. Baba bana altın al, ben geldiğimde evleneceğim diye. Böyle şeyleri olan bir kişi intihara girişebilir mi? Girişemez. Bunlar bizim şüphelerimizi artıran durumlar. Detaylı bir otopsinin yapılmasını istiyoruz. Klasik işte yaralanmanın olduğu bölge otopsisi değil. Vücudun herhangi bir yerinde bir darp izi var mı yok mu? Kötü bir muamele tabi kalmış mı kalmamış mı? Biz onun otopsisini detaylı bir otopsi istedik. İşte yaralanmanın olduğu silah, mermi onların hepsinin balistik sonuçlarının olmasını istiyoruz. Tabii ki de otopsi sonuçları geldikten sonra biz suç duyurusunda da bulunacağız. Timindeki bütün arkadaşlarla bizim için birer şüpheli görevindedir. Komutanları, timdeki bütün arkadaşları. Onlar hakkında suç duyurusunda bulunup biz gerekli davalarımızı yapacağız. İşte Hakkari'ye gitmek istemediğini, operasyona gitmek istemediğini defalarca ailesine belirtti. Bir an önce otopsinin yapılmasını istiyoruz, delillerin toplanılmasını istiyoruz, soruşturmanın sonuçlandırılmasını, başlatılmasını istiyoruz ki aile gerçekten ciddi bir şekilde yıprandı.
Bu ailenin yıpranma şeyinin kaldırılması gerekiyor.